Son videoda 9'a kadar olan sayıların çarpım tablosu anlatılmıştı. 1'den 9'a kadar olan sayılarla çarpma işlemini anlattıktan sonra süre bitmişti ki aslında sürenin tam o noktada bitmesi iyi oldu. Çünkü 1'den 9'a kadar olan sayıların çarpımı çarpım tablosunun özünü oluşturur denebilir. 1'den 9'a kadar olan tüm çarpımları biliyorsanız 1 ve 9 arasındaki sayılardan oluşan herhangi bir sayıyı çarpabilirsiniz demektir. Şimdi bu videoda da 10, 11 ve 12'nin çarpım tablosunu göstermek istiyorum. 0 başlayalım. 10 kere 0 kaç eder? 0 çarpılan her şey 0 ettiği için 10 çarpı 0 da 0 eder. 0 artı 0 artı 0. 10 kere de yazılsa yine 0 eder. Peki 10 kere 1 kaç eder? 10 çarpı 1. 1 tane 10 eder. Yani 10. Ya da 10 tane 1'in toplamı da diyebiliriz. Evet, cevap 10. Herhalde artık şu an bildiğiniz bir şey yapıyoruzdur. 10 kere 2 kaç eder? 10 kere 2, 10 artı 10 demek. Yani 20. Fark ettiyseniz ilk adımda sonuç 10 artmıştı. Şimdi bu ikinci adımda 1, 10 daha arttı ve 20 oldu. Peki 10 kere 3 kaç eder? 10 artı 10 artı 10 ya da 10 kere 2 artı 10 şeklinde hesaplayabiliriz ve cevabı 30 buluruz. Peki 10 kere 4 ne yapar? Burada belli bir düzen olduğunu anlamaya başladınız değil mi? 10 kere 4 de 40 eder. Evet, 10 çarpı 4 eşittir 40. Peki, farklı bir renkle size başka bir soru sorayım. 10 kere 5 kaç eder? O da 50 eder. 10 kere herhangi bir sayıyı bulmak için, 10'la çarpılan sayının sonuna her zaman 0 ekleriz. Yani 10 çarpım tablosunu sürekli aklınızda tutmanız gerekmiyor. Devam edelim. 10 kere 6 kaç eder? 60. 6 ve 0 yan yana getirilir ve cevap 60. 10 kere 7? 70. 10 kere 8? 80. 10 ile çarpmak acayip kolaymış öyle değil mi? 10 kere 9? 90. 10 kere 10? İşte bu biraz daha farklı. 10 kere 10 da, ikinci 10'u turuncuyla yazalım ki karışmasın. 10 kere 10, 2 tane 10'un çarpımı. Yani o yüzden 2 sıfırlı olacak. İkinci 10'un sonuna bir sıfır daha ekliyoruz. Sonuçta 10 hangi sayıyla çarpılıyorsa, o sayının sonuna sıfır ekliyoruz ya. İkinci sayıda da sıfır var. Dolayısıyla şimdi sonunda 2 sıfır oluyor ve 100 buluyoruz. Bence nedenini anladınız ama yine de özetlemem gerekirse 10 tane 10'u birbirine ekledik gibi düşünün. 10 artı 10 eşittir 20 artı 10 30. Böyle devam ederek sonunda 90'a 10 ekliyoruz ve biliyorsunuz 90 9 tane 10 ediyor ya da 10 tane 9. Bu yüzden sonunda bir 10 daha ekleyince cevap 100 oluyor. Evet, hadi devam edelim. 10 kere 11'de 11'in yanına 1 sıfır daha olanı, yani 110. 10 kere 12'de 120. Artık 10'un çarpım tablosunu öğrendik. Şimdi size, sırf eğlencesine, 5732 çarpı 10'un kaç olduğunu sorsam, nasıl çarparsınız? Size verdiğim sayının sonuna bir sıfır eklersiniz, cevabı bulursunuz. Oturup uzun uzun çarpma işlemi yapmanıza gerek yok. Yani 5 7 3 2 ve yanına bir de 0 eklenecek. İşte sonuç bu. Bu arada 5'in yanına koyduğum nokta sadece sayıyı daha rahat okuyabilmeniz için. Yani herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Noktayı sondan sayarak her 3 sayıda bir koyarız. Nokta burada 5'in sağına. Burada da sayı daha büyük olduğu için 7'nin sağına denk gelmiş oldu. Şimdi daha okunaklı oldu, değil mi? Aslında nokta dediğim gibi sayıyı okumamızı kolaylaştırıyor. Sayıya ne bir şey ekliyor ne de sayıdan bir şey çıkarıyor. 5732 çarpı 10 eşittir 57320 eder. Sadece sona bir sıfır ekledim. Tabi bu çok açık, çok kolay bir işlemdi. Ama farkındaysanız 5000'li bir sayı 10 ile çarpılınca 50.000'li bir sayı haline geldi. Örnek olarak 5 kere 10'un 50 etmesini düşünün elimizde bu sefer 5 yerine 5000 var ve sonuç olarak da 50.000 küsurlu bir sayı çıkıyor. Tek fark bu. İleride bu tarz soruları nasıl yapacağımızı daha kapsamlı bir şekilde öğreneceğiz ama şimdiden onla çarpma konusunda bu genel mantığı oturtmanızı istedim. Evet, sayının sonuna yalnızca bir sıfır ekliyorsunuz. Böylece onun çarpım tablosunu artık öğrenmiş olduk. Şimdi 11'e geçelim. 11'li işlemler aslında çok kolay başlıyor ama daha büyük sayılara geldikçe biraz zorlaşıyor. 11 kere 0 eşittir, tabii ki 0. 11 kere 1, bu da kolay, cevap 11. 11 kere 2. Şimdi burada yine belli bir düzen olduğunu göreceksiniz. Bu, 11 artı 11 ya da 11 tane 2'nin toplamıyla aynı şey. Yani 22. 11 çarpı 3 yaparsak, o da 33 eder. 11 çarpı 4 eşittir 44. Yavaş yavaş anlamaya başladınız değil mi? 11 kere 5 kaç eder? 11 çarpı 5 de 55 eder. 2 5'i yan yana koydum, o kadar. 11 çarpı 6, 66. Peki, 11 çarpı 7, cevap 84 değil mi? <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum. Az önce dediğim gibi, 11 ile çarpmada aynı sayıyı 2 defa yazıyoruz. Cevap 77. Çarpılan sayı tekrarlanıyor. Renk değiştireyim. 11 çarpı 8, 88 eder. 11 çarpı 9 da 99 eder. Peki 11 çarpı 12? Oo pardon onu atladım. 11 çarpı 10? Cevap 1010 diyebilirsiniz ama sakın demeyin çünkü değil. Cevap 1010 değil. Hatırlarsanız sayıyı iki defa aynen yazın demiştim. Ama bu sayıyı iki kere yan yana yazma işi yalnızca tek basamaklı sayılarda geçerli. Yani 9'dan sonrası farklı hesaplanıyor. O zaman 11 çarpı 10 birkaç farklı şekilde bulunabilir. Mesela 99 sayısına 11 ekleyebilirsiniz. 99 artı 11, 110 eder. Umarım iki basamaklı sayılarda toplamaya dair videomuzu izlemişsinizdir ve bu tarz toplama işlemlerini yapabiliyorsunuzdur. Başka bir yöntem olarak da onun çarpım tablosunu düşünebilirsiniz. 11'i aynen alıp 10 ile çarpıldığı için yanına bir 0 ekleyerek 110 bulabilirsiniz. Peki 11 çarpı 12'ye geçelim. Bunu hatırlamak çok kolay değil ama şöyle düşünün. 11 çarpı 11'den 1 11 daha fazla olacak. Pardon yine bir şeyi atladım. Önce 11 kere 11'i anlatalım. 11 kere 12'ye geçmeden önce 11 kere 11'i açıklayalım ki sonrası daha anlaşılır olsun. Tahmin edebileceğiniz gibi 11 çarpı 11, 10 çarpı 11'in 11 fazlası. 110'a 11 eklersek 121 olur. 11'in yüksek çarpanlarına geldikçe farklı bir düzen ortaya çıkıyor. Bunu başka videolarda tartışmak üzere şimdilik bir kenara bırakıyorum. Fazla uzatmadan artık şu 11 kere 12 işlemine geçelim. 11 kere 12'yi bulmak için 12 tane 11'i toplamamız lazım. Ya da 11 tane 12'yi toplarsak da aynı şey. 11 kere 11'den, yani 121'den 11 fazla olacak da diyebiliriz. Peki buna 11 ekleyince kaç ediyor? 132 ediyor. Yaptığım tek şey 121'e bir 11 daha eklemek. Ve işte böylece, 11 çarpı 12 yani 132'yi bulabiliriz. Bunu bulmanın başka bir yolu daha var. 10 kere 12 kaç eder? Bildiğiniz gibi 120 eder. O zaman 11 kere 12 de buna bir 12 daha eklenerek bulunabilir. Bu şekilde de 132'ye ulaşabiliriz. Aynı sonuca varmanın iki ayrı yolunu gösterdik. Hadi şimdi de 12'nin çarpım tablosuna bakalım. Bunu da anladığınız an inanın önünüze hangi işlem gelirse gelsin hepsinin altından kalkabileceksiniz. Sonraki videolarda yapacağımız alıştırmalarda bunu daha iyi anlayacaksınız. 12 kere 0 ile başlayalım. Cevap tabii ki 0. 12 kere 1, bu da çok kolay, 12. Şimdi biraz daha değişiği geliyor. Ama şunu bilin yeter. Her çarpımda yanıt 12 artacak. Yani her seferinde bir 12 daha eklenecek. 12 kere 2 eşittir 24. 12 artı 12 de 24 eder değil mi? 12 kere, pardon yanlış yazdım, 22 değil 12 olacak. 12 kere 3, 12 artı 12 artı 12 demek. Ya da 12 kere 2 artı 12 olarak yazsak da aynı şey olur. Çaktırmayın ama yine bir hata yaptım. 12 kere 2, 24 olduğuna göre bunu 24 artı 12 olarak yazabiliriz. Sonuçta hepsi 36'yı veriyor. Evet, 36. 12 kere 4, 12 çarpı 4, 48 eder. Bu arada yine söyleyeceğim, tüm bunları istediğiniz yöntemle bulabilirsiniz. 11 kere 4 eşittir 44 eder deyip, bir 4 daha ekleyerek, 12 kere 4'ün 48 ettiğini böyle de bulabilirsiniz. Ya da 12 kere 3 eşittir 36 deyip, Buna bir 12 daha ekleyerek yine 48'i bulabilirsiniz. Dediğimiz gibi farklı farklı yöntemler var ve siz de istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Devam edelim. 12 kere 5 eşittir 60. 10 kere 5 50 eder. 11 kere 5'te 55. Dolayısıyla 12 kere 5 de eşittir 60. 12 kere 6 kaçtır? 60'tan 12 fazla, yani 72 eder. 12 kere 7, bu da 72'den 12 daha fazla, yani 84. Eminim ben sizlerden çok çok daha ileri bir yaştayım ama ben bile hala 12 ile olan çarpımları doğru hatırladığımdan bazen emin olamıyorum. Mesela 12 kere 5 neydi? 5 tane 12 diyorum. Sonra bunları kafamda bir bir ekliyorum ve sonra tamam doğru hatırlıyorum diyorum. 12 kere 6, 72 dedik. 12 kere 7, 84. 12 kere 8'de 84. 12 daha eklersek 96 eder. Peki 12 kere 9. 1 12 daha ekliyoruz ve 108 ediyor. Bunu da yazalım 108. Sonra 12 kere 10. Yani bu kolay bildiğiniz gibi. Sonuna 1 0 ekliyoruz bitiyor. Ya da 108'e 12 ekliyoruz. Her şekilde cevap 120. 12 çarpı 11. Bunu daha demin yapmıştık. 12 daha ekliyoruz ve 132 buluyoruz. 12 kere 12 kaç? 144 eder. Mesela 12 düzüne yumurtam olsaydı. Bu arada bir düzüne demek 12 tane demektir. Evet, 12 düzüne yumurtam olsa bu 144 yumurtaya eşit olurdu. Bu sayıyı hayatınız boyunca tahmin edebileceğinizden çok daha fazla göreceksiniz. O yüzden şimdi gidin ve bunları iyice ezberleyin. Kağıtlara yazarak tekrar etmeyi deneyebilirsiniz. İnternette alıştırmalar bulabilirsiniz. Bol bol pratik yapın. Anne babanızdan size sorular sormalarını isteyin. Kağıtlara yazarak tekrar etmek kesinlikle çok yardımcı olur. Artık bundan sonra okula veya bir yerlere giderken 12 kere 9 kaç diye kafanızdan geçirerek sürekli tekrar ediyor olmanız lazım. Ya da 11 kere 11 kaç? Bunları arkadaşlarınıza da sorarak, öğrenirken ve tekrar ederken birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Çünkü çarpım tablosunun size ileride çok faydası olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.